Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Mecelle'nin hükümlerinden birisi hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi ne demektir? Mecelle'de şöyle bir ifade var. Tebeddülü ezmine ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz. Mecelle, Osmanlı'nın son döneminde İslam hukukuyla alakalı Osmanlı ulemasının yapmış olduğu çok değerli bir çalışma. Genelde böyle çok veciz ifadelerle genel hükümler, külli hükümler ifade edilmiş. Bunlardan birisi de zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi. Acaba bunu hangi şartlarda anlamak gerekir? Değişen nedir? Ve bu değişmenin ölçüsü nedir? Bu konuda bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Değerli izleyenlerim, dinin değişmezleri vardır, değişenleri vardır. Bizde de böyledir insan vücudunda. Mesela insanın bedeni değişmiyor. Yani değişmiyor derken tedrici bir değişme var ama yine o belli bir beden sahibi. Ruhu sabit bir ruhtur. Bunlar değişmiyor. Ama insanın elbisesi değişebilir. Yaz giydiği kıyafetle kış giydiği kıyafet farklıdır. Yediği şeyler değişebilir. Yazın yedikleriyle kışın yedikleri farklıdır. Ve hasta olduğunda tedavi şekilleri değişebilir. Yaz şartlarına göre, kış şartlarına göre ilaçlar değişebiliyor. Demek ki insanların günlük hayatında bu tarz değişebilenler var. Ama bir de değişmezler vardır. Mesela gıda olarak düşündüğümüzde ekmek temel gıdadır. Ve bütün öğünlerimizde o bulunur. Ama karpuz yazın bulunur, kışın bulunmaz. Bunun gibi dinin de değişmezleri var. Bunlar hakkında herhangi bir değişiklik düşünülemez. Bunlar nasıl gelmişse kıyamete kadar öyle devam edecektir. Ama bir de değişebilen meseleler var. Bunlar biraz önce medar bahsettiğimiz mecellenin kuralı içinde ifade edilenlerdir. Yani furuat ile ilgili meselelerde dinin ayrıntıları diyebileceğimiz meselelerde bazı şeyler değişebilir. Ama dinin esası, dinin özü, dinin zaruriyatı olan meseleler bunlar değişmez. Mesela namaz dinin zaruriyatındandır. Peygamberimiz döneminde farz, ahir zamana geldiğimizde, bu zamana geldiğimizde artık farz değil diyemeyiz. Bu değişmez. Oruç peygamberimiz döneminde farz, günümüzde insanlar çok yoğunlar, oruç tuttukları zaman verimli çalışamazlar, o halde bunu kaldıralım denilemez. Dinin bu şekilde değişmezleri var, dinin sabitleri var. Ama bu arada değişebilenler de var. O da nedir? Mesela örfe göre, günün şartlarına göre kılık kıyafet değişebiliyor. Mesela İslam'ın kadınların tesettürüyle ilgili getirmiş olduğu esaslar vardır. İşte bol olacak, vücut hatlarını gösterecek şekilde dar olmayacak, çok cazip renkler olmayacak, altını gösterecek şekilde şeffaf olmayacak ve el ve yüzü dışında bütün vücudunu örtecek. Bu genel ölçüm. Ama bunun uygulaması toplumdan topluma, örften örfe değişebilir ve kıyafetlerde bizim yaşadığımız dönemde bile az çok değişiklik olmuştur. Dolayısıyla diyelim belli bir dönemde çarşaf daha yaygındır ama şu anda pardesü türü örtünme daha yaygındır. O da İslam'a uygundur, bu da İslam'a uygundur. Dolayısıyla bazıları çarşaftan pardesüye geçtiğinde dinin ruhuna aykırı bir şey yapmış değillerdir. Bu manada zaman içerisinde bazı şeylerin değişmesi bunlar adeta kaçınılmaz olan meselelerdendir. Bazı fıkıh kitaplarımızda şöyle bir hüküm geçer. Erkeğin başının açık olması fasık olduğuna alamettir. Bunu Osmanlı toplumunun şartları içinde değerlendirirsek herhangi bir problem yok. Gerçekten de Osmanlı döneminde insanlar başı sarıklı insanlardır. Ve o sarıklıların hakim olduğu o toplumda eğer birisi başındaki sarığı çıkaracak olursa hafif meşrep olduğuna, hatta fasık olduğuna hükmedilebilir. Çünkü o günün teamülüne aykırı bir şey yapmış oluyor ve o günün toplumu bunu hoş karşılamıyor. Sarık adeta dinin sembollerinden o halde toplumda uygulanmakta ve buna göre başından sarığı çıkaran bir kimse fıskına bir alamet
ortaya koymuş oluyor. Ama günümüz şartlarına geldiğimizde, günümüzde artık bu noktadaki kıyafet değişmiştir. Ve erkekler zaten başı açıktır. Böyle olunca günümüzde erkeğin başının onun fasık olduğunu, alamet olduğunu söylemek çok yanlış olur. Yani neden? Osmanlı şartlarıyla günümüz şartları aynı değildir. Dolayısıyla zamanın değişmesiyle bu manadaki bir hüküm değişir. Ve bunu garip görmemek lazım ve bunu inkar etmemek gerekir. Yoksa insan bir takım tekellüflere, zorlamalı tevillere mecbur kalacaktır. Değerli izleyenlerim, daha bu anlamda bazı değişiklikler söz konusu olabilmekte. Diyelim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde misvak var. Günümüzde herkes misvakı bulamayabilir. İsteyen misvakı yine kullanır. Ama günümüzde yaygın olan fırçadır. Diş fırçasıyla insanlar dişlerinin temizliğini gerçekleştiriyor. Acaba bu bir bidat mıdır? Hayır, bidat değildir.